Ha, geldi babanız. Var mı bir haber? Var. Sabri açmış davayı. Eyvah. Eyvah yine eyvah. Vermiş dilekçeyi savcılığa. Ne olacak şimdi? Bekleyeceğiz. Her an alabiliriz elimize mahkeme celbini. Sana da açmış mı? Açmış. Yüzüme bile bakmıyor. Katile, bana. Adam haklı. Uydun o hayduta sen de. Tüh. Ne güzel kampa gideceklerdi bir hafta sonra. Ben de eşekli Gül. Bekleyemedim. O da ne katlarmış. Bir bardak, bir bardak daha. İçim acıdı. Yazık, cezalandırmanın da bir ölçüsü var canım. Dur diyemedin mi sen de? Diyemedim vallahi Gül. Gözü dönmüş katilin. İç, iç. O da fakir. Bana bak öyle, öyle idamlık gibi. Üf, iş çıkardık başımıza. Nereye koydun limonatalıkları? Yok ettim hepsini Gül. Suç aleti evde tutulur mu? O da aleyhimize bir delil. Yusuf'un deposuna attım arkaya. Kimseye bir şey söyleme. Hadi sen git işinin başına. Dolanma buralarda. Zaten yedik damgayı. Yedik vallahi Gül. Yaptık bir cahillik. Bir de hapis yatarsam ne olacak halimiz? Öf. Kahveniz Sabri Bey. Ah, zahmet oldu efendim. Rica ederim efendim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Mahkemeden bir haber var mı? Avukat davayı açmış efendim. Akşama sabaha alırlar soluğu nöbetçi mahkemede. Hakim ikisini de tutuklar inşallah. Tutuklar efendim. Kesin. Suçüstü. İlk duruşmada. Şahitlerimiz de var. Oh. Süründürün onları Sabri Bey. Süründüreceğim efendim. Ayaklarıma kapanacaklar ikisi de. O Sedat denen kıl kuyrukla yataklık yaptı onlara. Gözü kör olasıca dolandırıcı. Yaptı ya. Onu da süründüreceğim efendim, onu da. Ya ayaklarıma kapanacaklar. Kapıcı bozuntusu eşek şimdiden başladı yaltaklanmalara. Sakın affetmeyin efendim, sakın. Af yok efendim. İşkence bana yaptıkları büyük suç. Ne demek bir insanın hürriyetini kısıtlayarak bardak bardak limonata içirmek? Sen onları Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na şikayet et. %100 haklısın. Edeceğim efendim. Gerekirse Birleşmiş Milletleri bile. Ver. İşkenceye girer bu, işkenceye. Sedat'ın başının altından çıkmıştır. O vermiştir katile aklı. Bakın efendim, herkes biliyor onun ne mal olduğunu. Ya ayyaş falan diyoruz ama bazen çok aklı başında laflar ediyor. Roman ne durumda efendim, nasıl gidiyor? İlerliyor. 3 cilt falan olacak. Oh maşallah. 3 cilt ama öyle palavra roman değil. Kızıl var, siz varsınız, limonata davası var. Allah Allah. Pek merak ettim şimdi. Limonata davası mı dedi? Atıyor efendim, bir şey yazdığı yok. Cemil efem yayına başladı yine. Limonata buz, limonata buz. Anam, astıracak mısın bizi hain, sus. Babacığım, katil geldi. Anam, buyurun, iyi günler. İyi günler. Ne okuçum, hiç sesi çıkmıyor. Davayı açmış. Hikayedir. Vallahi açmış. Sapıt babacığım, sapıt. Sus sen. Hikayedir koçum. Veremez. Birader doğru söylüyor, üzülme. Şahidi yok, bir şey yok. Versin abi. Neyi ispat edecek? Boş verin. Evet. Biraz şakanın dozunu kaçırdık komşumuza karşı ama o kadar uzun boylu değil. Elimde ne avukatlar var abi. Bir celsede tak, açtığına açacağına pişman ederler onu vallahi. Büyütmeyelim birader, bırak şimdi avukatı mahkemeyi. Yürü. Buyurun limonata buz. Sus be. Buyurun. Buyurun. Komşum merhaba. Dava açmışsın bize. Hadi kalk kalk. Küstük mü? Konuşmuyor. Benim de yüzüme bakmıyor. Bakmaz tabii. Haklı adam. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na şikayet edecek sizi.
Ne konuşuyorsun sen de be baykuş? Daha neler artık? Şaka yaptık sayın abim. Şaka. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Olmaz öyle şaka. En az bir yıl yersiniz. Ağır hapis. Ben bilirim bu işleri. Benim adım Cemil. Cemil sayın abim. Yatarız ne yapalım? Başladı yine Cemil efem yayına. Şom ağızlı. Baykuş. Yazık. Sen de uydun yanındaki cambazın aklına. Ne dedin? Sensin cambaz. Terbiyesizlerim. Girirsen şimdi oraya. Gel hadi gel. Bir yumruk dökeyim dişlerini. Rahat dur birader. Yürü. Bela bu be. Yavuz Bey var mı bu apartmanda? Anam. Buyur kardeşim. Bir durum mu var? Yavuz benim. Postacı geldi Sevim. Koş. Getirdi mahkeme kağıtlarını. Oh Sabri Bey. Adalet yerini buluyor. Zafer. Zafer efendim. Zafer. Bakın nasıl imzalıyor, ikisi de eşek gibi. O olsun. Adaletin elinden kaçabileceklerini mi sandılar? Mümkün mü efendim? Teşekkürler. Güle güle. Nasılmış Sedat Bey, aldınız mı? Sus be baykuş. Bir şey olmaz sayın abim. Vatandaş çok davalar gördü böyle. Heyecanlanma. Dedim size. En az bir yıl ağır hapis. Bahanam, bittim. Bak hala konuşuyor baykuş. Sen de dolduruşa gelme koçum, bir şey yok bunda. Yatarız sayın abim dava uğruna. Alışkınız, bizi sarsmaz. İnsan komşusunu dava eder mi? Yazık. Bu eder abi. Bu adamdan her şey beklenir. Oldu mu şimdi komşum? Tut yavruyu birader. Prens, gel amcana yavrum. Yakıştı mı sana? Varsa bir cığın, çık ortaya dövüşelim. Var mı onda o yürek? Mahkeme ne oluyor? Baskı mı yapıyorsun vatandaşa? İşkencenin cezası çok büyük. Sevindin mi sen de baykuş? Baykuş senin baban. Gelirsem oraya işkenceci. Ha, hadi gel bakalım gel, elimde kalırsın tak. Tak birader. Atla, çok gördük biz öyle mahkeme nezarethane. Değmez. Pis herif. Komşumuza bir şaka yapalım dedik. Buyurun. Eyvallah. Ver prensi. Sen de bunu elini bozma koçum. Vatandaşa cart tut yok öyle. Gireriz duruşmamıza. Evelallah. Tak şahit bulsun bakalım. Kaldır şu pisleri koçum. Tınırdatmayalım. Vatandaşa ruh sağlığı lazım. Başla. Hadi birader. Bir şey olmaz. Yediniz en az bir yılı. Sen onlara bakma. Biz biliriz kanunları. Anam yandım yandım. Gitti mi haydut? Gitti efendim. Geberesice. Koy bidonları yerine çabuk. Başüstüne. Hadi kurtarsın seni şimdi haydut suç ortakların. Hadi bakalım. Verin adalete hesabınızı. İyi bir hakime düşerse 5 yıl bile verir bunlara. İnşallah. Versin. Hiç acımam vallahi. İşkence suçu, işkence. Sabri Bey, kurbanın olayım. Benim günahım yok bu işte, tövbe. Sus! Köpek! Konuşma benimle. Suçu yokmuş. Konuşmayın kocamla. Bakmayın bizim yüzümüze caniler. Vallahi bana da zorla yaptırdılar efendim. Emir kuluyum, ne yapayım? Getir dediler, getirdim. Doldur dediler, doldurdum. Sana sus dedim. Koparırım dilini. Mahkemede hakime anlatırsın bunları, ahlaksız. Hadi hadi mahkemeye. Ana ben bittim, ocağım söndü. Beter ol. Kocama işkence yaparken düşünseydiniz bunları Cafer Bey. Ana. Hadi kızım gitmiyor muyuz? Nereye anneciğim? Askeri kampa gidecektik ya kızım Erdi'ye. Bugün değil anneciğim. Gelecek hafta gidiyoruz. Gelecek hafta. O mayoyu niye çıkardınız yine efendim? Bavula koyacağım evladım, kokuyu havalandıracağım. Çekme öyle, yırtılır. Rahmetliden hatıra bu bana. Çekmeyin şunu efendim. Aa, hatıra o anneciğime.
Bırakın şunu. O mayoyla denize mi girilir? Lime lime her tarafa meydanda. Rezil mi edeceksiniz bizi? Büyük hanım yine mayosunu balkona asıyor Sevim, koş. Baykuş. Seyredilecek başka şey kalmadı. Kızım, oynuyor musun güzel güzel ablanla? Aferin. Buyur. Bu ne? Ölüm ilanı. Ne? Mahkeme çağrısı Gül. Açmış davayı. Postacı getirdi. Anam. Yalvardım elini öpeyim dedim. Yüzüme bile bakmadı kitapsız. Vah anam, bir de mahkeme mi çıktı başımıza şimdi? Mahkeme bir celsede karar vermiş Gül. İşkenceden suçüstü tak. Tak mı? İspatlayabiliyor mu ki? Yukarıdaki baykuş dünden gönüllü şahitliğe. Ağır hapis diyor. Tüh, boyu devrilesice. Hiç dostumuz yokmuş bizim. Vah anam vah. Katil ne diyor? Ne diyecek? Tuzu kuru. Yatarız. Korkma. Bir şey olmaz. Korkma ya. Öder tazminatını, kurtulur onlar. Olan bize olur. Öyle. Fukaralığın gözü kör olsun. Biz yatarız. Baykuş 5 yıla kadar çıkabilir diyor. Ne? Vallahi Gül. Kapıcılıktan da atarlar. Ne yapacağız sokak ortasında? Şu yaşta yetim kaldı yavrular. Ağlama be, beni de ağlatacaksın. Babam ne güne duruyor? Bırak baba, ne hayrını gördün? Bakar mı seni o domuz analım bunlara? Ağlama. Bırak Gül, ağlayacağım. 2 bardak limonata satacağız diye sabıkalı olduk bak. Dur be hemen, ne sabıkası? Sahipsiz miyiz o kadar? Sahipsiz ya, ne sat? El alem ne suçlar işliyor? Elini kolunu sallaya sallaya ortalıkta dolaşıyor. Biz 2 bardak limonat için 5 yıl. Ağlama çocukların yanında Cafer. Babalar ağlamaz. Bırak ya, ne babası? Yetim kaldı yavrularım şu yaşta. Ne kötü kaderleri varmış. Sabıkalı çocuk. Aman. İçimi kararttım be, ağlama. Ben ağlayıp dikimi ağlasın Gül. Kadere bak. 2 bardak limonata için. O Sedat da büyük alçakmış ha. Dolduruşa getir. Ajan o, ajan. Çok yaşa baba. Sağ ol, uzak dur benden. Aman oğlum, kaparsın sen dişim nezliği babandan. Aman baba, pazara kadar yaklaşma bana. Saman nezlesi bu Nazancığım. Bulaşmaz, korkma. Yapma Şükrücüğüm, sınava şurada 5 gün kalmış. Tehlikeye atamayız çocuğu. Özel bakım alınım baba, baksana. Peki peki, beni unuttun. Çok yaşa. Sağ ol. Ne kepaze şey şu yaz nezlesi. Şükrücüğüm, birkaç gün annenlerde mi kalsan acaba? Neden? Bulaşmasın şuna. İyi artık. Ne yapalım Şükrücüğüm, özür dilerim ama. Böyle baba, ÖYS'ye kadar tam koruma. Gideriz canım, ÖYS sürgünü. İyi, siz başarılı oldu da ne yapalım, katlanacağız. Alınma Şükrücüğüm, böyle bu iş. Riske edemeyiz, sonuna geldim. Tamam tamam canım, tamam, alınmıyorum. Bana birkaç eşya ver, gömlek, tıraş makinesi falan, giderim anneme. ÖYS sürgünü fedakar babam. Fedakar ya, alay etme, senin için gidiyor. Şükrücüğüm, pijama da ister misin? İyi olur, iyi olur. Ne oluyor anne? Siz de beni Cumhurbaşkanlığı kursuna hazırlanan yarış atına benzettiniz. Böyle oğlum bu işin kuralı. Ne yapalım, sen istediğin fakülteye gir de. Zaten bugün de bir tekrar yapıyoruz, son. Yarından sonra 4 gün gezeceğiz ana oğul. Aman anne, mikro falan kaparım. Bırak geziyi. Düşerim bir yerim kırılır. Allah göstermesin. Gel bak istersen Şükrücüğüm. Kendin seç gömleğini falan. Sen koy bir şeyler. Ben annemlere telefon ederim. Çok yaşa. Sağ ol. Ha anne. Efendim. Bak şöyle de yapabiliriz aslında. Pazara kadar atın beni dipfrize.
Anne. Nasılsın oğlum? Niye öyle sessin? Nezle olmuş. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyor baban. Ellerinden öpüyor o da. Sağ olsun. Ne yaptı Ali? Ah yavrum. Dedesi de ben de dua ediyoruz sabahtan akşama kadar. Hüsnü, eve kapanmışlar, ana oğul çalışıyorlarmış harıl harıl. Bıraksınlar artık ya. Kaç gün kaldı şurada. Bildiğini de unutacak çocuk. Bak ne diyor Hüsnü. Bize gelecekmiş pazara kadar yatılı. Gelsin eşek sıpası. Alsın pijamasını. Ne olmuş, evde mi kovulmuş? Yok canım, nezle bulaşmasın diye çocuğa. Ha, aferin. Ne zaman gelirsin? Akşama mı? Bekliyoruz hadi. Ne yapayım sana? Hadi görüşürüz. Rakı getirsin, rakı bir şişe. Kapattı. Senin de rakın eksik Hüsnü. Ne var hanım? İçeriz oğlumuzla karşılıklı birer kadeh. İç iç. Aferin şu Nazan'a vallahi, ne düşünceli. Oğlu sınava kadar hastalanmasın diye kocasını evden uzaklaştırıyor bak. Oğluma da aferin ama. Ne fedakar baba bak. Yapacak tabii ayol. Şark hizmetine gitmiyor ya bu sende. Anasının evi. Şu sınav çocuklara ne eziyet be hanım. Aileler stres içinde görüyor musun? Yazık yazık. 72 yıldır bir eğitim sorunumuzu halledemedik. Şaşırdım kaldım Hüseyin. Ne yapacağım şimdi ben? Kapıcılıktan da atarlar. Anam atarlar vallahi. Kanun açık, yersin cezayı. Yersin diyorlar. En az bir yıl katıksız. Allah göstermesin. Sen de haber versene aslanım, yapardık bir şeyler. Tanıdık katip var, mübaşir var mahkemede. Ne bileyim Hüseyin. Buralardan da ayrılamıyorum. Sen bir söyle istersen kayınbabama. Söylerim. Onların da bir şeyden haberleri yok. Söylenmez mi aslanım böyle şeyler akrabaya? İhbarı biraz geciktirirdik hiç olmazsa. Cezası büyük o işin, büyük. Onu mu konuşuyorsunuz? Sus be sen de baykuş. Ne ötüyor bu? Öter kitapsız. Diline düştük. Ağır ceza reisi oldu başımıza. Ne demek bir adamı odaya kapatıp zorla lıkır lıkır limonata içirmek? Anam. Bu da mı biliyor? Sen yanmışsın aslanım. Yandık Hüseyin, yandık. Alenen ve zorla cana kasıt. İşkence. Hadi üzülme. Eyvallah. Yapacağız bir şeyler. Enişteme de söyleyin de. Of of. Geldi üzülme. İki çocuk yedim. Genç yaşta karımız dul kaldı. Dur aslanım dur. Telaşlanma hemen. İpe bile götürürken son sözünü sorarlar adama. Mahkeme bu. Patlanak bitmez. Hadi eyvallah. Burada bakır demir eskiler alır. Kanun öyle değil kanun. Bu suçüstü mahkemesi. İki şahit bir celsede küt içeri. Atsınlar be aman. Canımı alacaklar atsınlar. Cemil. Ne yapıyorsun yine Cemil? Bana mı seslendin Sevim? Seslendim. Yine başladım pencere sefalarına. Sefa değil Sevim. Olay bu olay. Romanımın kahramanlarıyla iç içeyim. Değiştirme şunu izliyorum. Baktın yok ki Sevim. Dalmışsın işe. Öyle izliyorum ben. Sesini duyayım yeter. Buyur. Yaramaz bunlar hayal hepsi. Sana ben romanımı anlatayım asıl. Anlat bakalım. Şimdi Sevim. Bu limonata davası var ya romanın ana hikayesi. Şimdi de bula bula bunu mu buldun? Bayat. Bayat olur mu Sevim? Heyecana bak okuyucudaki. Adamı bir odaya kapatmışlar. Limonata ile işkence. İnsan hakları komisyonuna kadar gider bu dava. Cemil Allah aşkına yazacaksan yaz şu romanı. İçime fenalık geldi. Yazacağım Sevim. Bugün Kızıl'la da bir görüşmem olacak. Kızıl'la ne işin var? Mülakat yapıyorum Sevim. Kahramanlarımın özel hayatları çok önemli. He, onlar da sana sonra özel hayatımızı roman yaptı diye dava açmasınlar. Olur mu öyle şey Sevim? İzin alacağım hepsinden. Şimdi soğuk bir şey olsa da içsek. Bira gibi mi? Yok canım ne birası. Öyle soğuk meşrubat falan.
Nereye bakıyorsun hayırsız? Güzel tut şunu. Tutuyorum amca. Aklı başka yerde onun. Dikkatini veremiyor ki kız düşünmekten. Ha, kız mı? Yok amca, ne kızı? Halt, cevap verme ama. Altı kere de. Rahat durdum kof. Şaşırtmayın beni de. Duydun mu amcamı? Şuna bir bakayım, geliyorum. Bir yere ayrılmayın ha. Buradayız amca. Dilek nereye gitti? Dükkanda tertip, müşterisi var. Sen de hiç kaçırmıyorsun ha. İşine bak. Gözün var tabii kızda. Ne gözü tertip? Güzel konuşmak. Söylerim amcama. Çevir başını sen de. Bakmayacaksın oraya. Bakmıyoruz. Akşam bize gelsin. Ne var? Çok tatlı film var. 11'den sonra. Fragman gösterdim. Öyle yumuşak yumuşak. Esmerler, sarışınlar. Yapma be tertip. Amcam yakalarsa? Yakalayamaz. Yorgun. Onlar 15 lira yatıyor. Öyle yumuşak yumuşak. Biz de açarız biralarımızı. Öyle o. Yavaş tertip. Amcam geliyor. Ne konuşuyorsunuz yine gizli gizli? Hayırsızlar. İş amca. İş mi? İş baba. Hadi işinize bakın, işinize. Çıktı seninki tertip. Güle güle, yine bekleriz. Güle güle efendim, sizi biz de bekleriz. Sen niye bekliyorsun Dumkop? Senin müşterin mi? Dön önüne. Dön tertip, amcamı dinle. Karışma sen, babam benimle konuşuyor. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Sattığını pembe iç çamaşırını Dilek, öyle yumuşak yumuşak. Sattık tertip. Aa, amca bak ne diyor. Konuşma, patlatırım ben seni. Dön önüne. Çok konuşuyorsun sen. Hadi 7-8. Maşallah işler açıldı galiba kızım. Açıldı valla. Patron dükkanı kapatmayı düşünürken. Oh oh. Bizim de açıldı Dilek. Müşteriye yetişemiyoruz valla. Maşallah de. Maşallah amca. Kolay gelsin. Oo, gezintiye mi çıktın Ulviye itimle? Oy değil baba. Hadi güzel konuş. Halis Amerika kokarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk. Direk şuna bak ne tatlı. Ah canım, yerim ben onu. Çok şükür. Yoruldu mu canım? İş Ulviye, ne yapalım? Galip bak, yine söylüyorum. Havalar ısındı. İş bittikten sonra tertemiz yıkanacaksın her yıkanıyorum gün. Yıkanıyorum yenge. Yıkanıyor Ulviye burada. Benim yanımda her akşam. Tut şunun ucundan. Nereye bakıyorsun hayırsız? İşte o kadar söylüyorum. Tertemiz geleceksin. Sokmam eve vallahi. Annem de gelecek sonra. Ha, çek yatı getirdiler mi Ulviye? Ha, getirdiler Davutcuğum. Faturasını da bıraktılar. Ne güzel annen de yatsın yumuşak yumuşak. Duydun mu tertip? Bu akşam da yıkanacaksın tertemiz. Yoksa giremezsin bize. Duydum tertip. Anlamadım. Bu akşam da mı bize geliyorsun? Gelsin anne, televizyon seyredeceğiz. Aa, ne televizyonuymuş o? Gece yarısı televizyonu mu? Yok baba, öyle aşk macera falan. Öyle amca. Zararsız, biraz öpüşmeli, öyle yumuşak yumuşak. Amca bak ne yapıyor? Al, çek elini. Sapık mısın sen? Aa, ne yapıyor canım? Köpeğini seviyor çocuk. Evet baba, tatlı tatlı bu sevilmez mi? Bu Cafer'in işi çok fena enişte. Yatırırlar valla. Eziyetten mahkemeye vermiş adam. Allah Allah. Kahve yapayım mı abi? Yap. Enişteme de yap. İçer misin Halil Bey? Yok, bana çay ver Sultan. Hadi çayın varsa bana da ver. Şişt, biraz zeytin peynir koy yanına. Koyayım. Sultan. Varsa birkaç dilim de domates kes kız. Sabahtan beri bir şey yemedim ha. Var abi. Küp gibi oldun Hüseyin. Boğazına sahip ol biraz. Yemeden de olmuyor enişte. Maşallah iyi gördüm aranızı. İyi çok şükür. Hep böyle işte enişte. Şımartmayacaksın bu kadın milletini. Bastır. Nasıl yola geldi bak. Sen enişteni ne sandın? Bilmez miyim enişte? Vurdu mu bastonunu inletirsin evvelallah. Neyse Hüseyin anlat şunu, merak ettim. Kötü be enişte.
İş mahkemeye intikal etmiş. Şahitleri de var adamın. Önceden haberimiz olsaydı. Ya niye söylemedi bize iblis? Yapardık bir şeyler. Müdanası yok bunların enişte. Küçük büyük tanımıyorlar ki. Biz de küstürdük çocukları Hüseyin. Gelemediler, ev kavgası, mülk kavgası. Benim yüzümden mi Halil Bey? Biraz öyle sultanım. Ay ne büyük başım varmış, olmaz olaydım. Ne yapsam batıyor. Güzel konuş kız. Çıkma öyle şeyden, çıkar gibi aradan. Enişten bir şey anlatıyor, dinle. Çayın kokusu güzelmiş. Yeni demledim, afiyet olsun. Eline sağlık. Biz de gidelim Sultan Hanım'la da dinleyelim çocukları bakalım. Ben gitmem. Kol maniyetim yok, kusura bakma. Kız bırak şu küslüğü artık aile arasında. Uzatma. İnsanlar mahkemelik olmuş, canları yanmış. Gideriz, gideriz. Sultandır o. Alırız hediyemizi de kıza da. Aa iyi be, özür dilemeye gider gibi. Daha neler artık. Sultan, eniştem gidilecek diyorsa gidilecek. Sok bunu kafana, tamam mı? Keçi gibi inat etme. Attırma benim de tepemi. Sen peynirini ye hadi. Lüzumsuz gerginlik yaratmayalım. Ben bir konuşurum beyefendiyle. Konuş enişte. Sen konuşursan yumuşar belki. Seni kıramaz. Söyleriz bir şeyler. Parayı sever o. Bakarız. Olmazsa koyarız cebine birkaç kuruş. Bitirirsin sen bu işi enişte. Görüyor musun kocanı sultan? Yap bunu enişte, sevap. Yoksa hapis yatacak fukara. Yazık. O iblise acımam da kızım darda kalır iki çocuğuyla. Rezil olurlar vallahi enişte. Kapıcılıktan da atarlar bunu. Kızı bir yana, dünya bir yana. Toz kondurtmaz vallahi. Fena mı kız? Hiçbirinize toz kondurtmam sultanım. Ha. Duydun mu? Size de zararı var sonra enişte. Kocası içeriye girerse ne yapacak o kız iki çocuğuyla? Gelip oturacak başınıza. Aa, daha neler. Çekemem vallahi. Alır başımı giderim. Allah aşkına ver şunu Raşit Bey. Olmuyor böyle. Katiyen vermem lütfen. Bırak şekerim taşısın. Erkek adam yorulduk. O da yoruldu canım. Tam 6 set oynadı adamcağız. Vallahi yorulmadım. Lütfen Mine Hanım. 9 canlı o miniciğim. 9 canlı yorulmaz. Ne demişler gençinde ona? Kazanova Raşit. İkide bir de şunu hatırlatmasana Nimet. Yalan mı? Sen söyledin ağzında. Hakkında rivayet mi çıkarıyoruz beyefendi? Neyse Nimet. İkide bir böyle övünür gibi. Geçmiş gitmiş. Saklısı gizlisi yok canım. Öyleymiş. Biz de duyduk. Evet de efendim. Bunu artık uzatmanın alemi yok. Bizim de kendimize göre bir içtimai mevkiimiz, siyasi bir kariyerimiz var. Yürü hadi yürü. Başlarım senin mevkiinden de kariyerinden de. Kazanova. Hele şöyle bir kadına baktığını göreyim. Oyarım gözünü vallahi. Kime baktık Nimet? Yapma bunu Mine Hanım'ın yanında. Ayıp oluyor. Sen de ben artık iyice cinsel bunalımlar içinde biri yaptın. Öylesin ya, antropozu beynine vurmuş erkeklik gösterileri. Yürü hadi yürü, bağırtma beni. Verin şunu Allah aşkına, rahatsız oluyorum Raşit Bey. Katiyen vermem, lütfen ısrar etmeyin. Nefes nefese kaldınız ama. Hayır efendim, ne münasebe. Gayet iyiyim ben. Bırak mineciğim Allah aşkına, taşısın. Beynine vurmuş Bahar'ı, baksana Kazanova. Çok yaşayın efendim. Sağ ol. Çok yaşa. Sağ ol abi. Ne bu oğlum sabahtan beri? Hap şu çok yaşa. Saman nezlesiymiş abi. Yaz nezlesi efendim. Pena çarpar. Karşılıklı pencereleri açıyoruz ya. Ceyran yapıyor. Ondan terliyoruz. Bir havalandırma yaptırabilsek efendim. Ya da klima. Masraf çıkarma şimdi Ergun. Yaz aylarında işler hafif zaten. Ben de öyle söyledim zaten efendim. Söyleme. Zihin sporu mu yapıyorsun sen? Kaç milyona mal olur böyle bir havalandırma, haberin var mı senin? Hiç yaptırmadık efendim. Nereden olsun? Boş konuşma. Çok yaşayın efendim. Sağ ol Argo, bitirdi beni, bitirdi. Geçecek efendim, geçecek. Ben söylemiyorum bir şey artık. Hap şu, hap şu. Ergun, hadi oğlum kuryeye ver şunları. Hemen efendim, izninizle. Mevcutta olarak annene postaladı demek seni Melek yengem ha? Tabii abi, karantinaya atıldık, sürgün. ÖYS sürgünü. Helal olsun vallahi şu Nazan'a. Yeğenimi de tam otomatik programa soktu. Hem de ne biçim abi.
İyi ki bilgiler şu anda turneye gidiyor. Çok yaşa. Sağ ol. Sağ ol. Kıskanırım vallahi. Annem yapar şimdi senin sevdiğin yemekleri de. Çekeriz babamla kafaları baş başa. Nihavend makamından da. Oo. Yırtacaksın zarfı Abbas, yavaş. Tövbe müdürüm. Niye yırtayım, affedersin? Şu adama bir şey söylemeden duramazsınız yani Ergun Bey. Ne güzel kapatıyor işte. Devam devam. Görüyorum ekibin ne yaptığını. Beni bozum edecek ki işi rast gitsin, affedersin. Konuşma konuşma. İyi kadar ya, sınavlar da bitti. Bitti Ergun Bey. Oh, gözün aydın. Nasıl geçti? Fena değil Ergun Bey. Verdim herhalde. Hadi bakalım. Aferin. Kendine bir iş bulsan. Arıyorum Ergun Bey. Ben de bunlara devamlı söylüyorum. Sağ olun. Onlardan bir şey çıkmaz. İstese hemen yapar da yat geçsin, vakit bulamıyorlar ki. Hadi kadar ya, bul kendine bir iş de. Bak, kız bekliyor. Kimsenin bir şey beklediği yok Ergun Bey. Laf çıkarmayın. Üzmesene bacım, affedersin. Cıvık cıvık konuşup öyle. Hadi Sabri Bey, biz gidiyoruz. Hadi evladım, Allah'a emanet ol. Efendim, tamam gidiyorsunuz da neler alacaksınız? Bir daha gözden geçirelim şu listeyi. Baktınız ya efendim, kaç kere bakacaksınız daha? Olsun efendim, gözden kaçmış bir şey olabilir. Boşuna para harcamayalım bu sıkışıklıklar, fena mı? Buyurun efendim, para para para. Başka şey düşündüğünüz yok. Düşüneceğiz tabii efendim. Siz de bayılıyorsunuz fuzuli harcamalara. Ne diyor evladım, kontrol mü yine? Kontrol anneciğim, fazla para harcamayalımmış. Ne karışıyor o, benim paramla alıyoruz. Duydunuz mu efendim, işte o kadar. Ne alırsa alır. Ay, parası boşunu yesin inşallah. Bu sepet ne oluyor efendim, çamaşır sepeti mi? Hayır efendim, plaj sepeti, plaj. Allah Allah. Şurada soyunup şurada denize gireceğiz efendim, sepette ne oluyor? Psst. Dolaşma sen dayak altında pis musibet. Ne oluyor efendim size? Tepinmesiniz öyle. Ezeceksiniz yavrumu. Hayla Hanım. Tepinen yok. Sözlerinize dikkat edin biraz. Elleri kırlasıca. Söyle ona, hakkımı helal etmem. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim. Duydum. Etmesin. Oh oh. Şampuanlar, kremler, yağlar. Verir misiniz şunu efendim? Bir şeyden de anlasanız bari. Babalar günü geldi geçti, bir şey alamadık rahmetli. Sen oraya bir de resim çerçevesi yaz kızım. Çerçeve mi? Ne hacet efendim? Bir kravatla bir de güneş gözlüğü alın bari çarşıya çıkmışken rahmetliye. Bak babacığım, bak. Vah ya, öldü baban, öldü. Hayatı kaydı. Of. Sus be, söyleme öyle. İçim karardı zaten. Öyle gül, öldük. Şu yaşta mahkum çocuğu olacak bunlar da, kader. Ah babacığım, kader kader. Sus sen de geveze. İki bardak limonata uğruna alınlarına yazılan yazıya bak. Hadi efendim, uğurlar olsun. Dediğim gibi gereksiz şeylere para harcamak yok, dikkatli. Tamam efendim, biliyoruz ne alacağımızı, çocuk değiliz. Gel anneciğim. Buyurun efendim. İstemez, istemez, bırak. İşkencecik, kendi kapımızı kendimiz açarız. Sefil köpek. Yaltaklanma boşuna. Bundan sonra ayaklarıma kapansan affeder miyim acaba seni? Affetmez bu gattar gül. Af yok babacığım, af yok. Aman bırak be, etmesin. Ölüm yok ya ucunda. Yüzün gülsün sultanım. Gülüyor Halil Bey. Ne yapacağım sokak ortasında? Kahkaha mı atacağım şimdi? Hah öyle. Hiçbir şey olmamış gibi öpüşürsünüz. Anladık. Aile arasında küslük olmaz, hele böyle günlerde. Kaç kere söyleyeceksin bunu Halil Bey? Söylerim, asma yüzünü. Babanlar geldi gül. Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk.
Geçmiş olsun ayol, bir şeyler duydum. Olan oldu Sultan Hanım, buyur. Aa, aa. Kızım Hafize, dedenizden getirdi size bak. Heh, horoz şekeri. Babacığım, Halil pazarlama. Tatlı dilli. Sultanım sen de ver gülün hediyesini. Buyur. Teşekkür ederim. Hadi öpüşün. Öpüşelim bari. Ha, aferin, hep böyle göreyim sizi. Sen de öp babanın elini gül. Yavrum, kızım, babaya anaya küsülür mü hiç? Ölsek haberiniz olmayacak baba. Kardeşlerin de eşek. İnsan bir haber yollamaz mı? Ya abim de gelip söylemese. Ah ya. Babacığım ah. Bu yaştan sonra sanık olduk. Adımız işkenceciye çıktı. Ah babacığım ah. Sen de ne uyarsın o katili iblis. Ah babacığım ah kafa. Ah babacığım ah kafa. Burada mı Sabri Bey? İçeride domuz. Yüzümüze bile bakmıyor. Bir konuşayım bakalım. Hafize. Ver elini dedene kızım. Sen de gel bakalım. Konuş Halil Bey, sevaptır ya. Allah razı olsun babacığım. Buyurun, buyurun. Sus geveze. Ay bu da bıcır bıcır maşallah bugün. Hayrola Halil Efendi, niye geldin? Müsaade ederseniz iki dakika size bir maruzatım var beyefendi. Gel bakalım. Vay babacığım, girdi be. Babacığım girdi be. Girer. O ne cin fikirlidir. Oo, Halil Bey demişler ona. Dinlese bari domuz adamı da yumuşasa biraz. Yumuşatır yumuşatır görürsünüz. Hadi Allah inşallah. Ah. İnşallah babacığım inşallah. Toplantı mı var? Buyurun. Sen niye buradasın Gül? Babam karşıya ricaya gitti de Türkan abla şimdi çıktım. Kapı açık buyurun. Ev bakmaya mı geldiniz yine Sultan Hanım? Yok canım ne evi? Kendi derdimizle uğraşıyoruz biz. Bu da bana taktı. He. Damadım için ricaya gelmedim beyefendi. İnanın o yapmış bir eşeklik. Özür dilerim. Çeksin cezasını da ben şu Sabiler için geldim. Elinizi vicdanınıza koyun beyefendi. Çekecek cezasını Halil Efendi. Öyle kolay değil bu işler. Bin pişman beyefendi. Uymuş o katilin aklına. Mecburi biraz da. Uymasaydı efendim. Sağ ol. Sen de şununla bir konuşsan Türkan abla. Belki yumuşar. Adam haklı Gül. Konuşayım ama mahkemeye müracaat ettiyse yapılacak bir şey yok. Belki ilk duruşmada dilekçesini geri çeker de. Ah Allah'ım inşallah ne yaparız hapse atarlarsa. Hemen hapis falan düşünmeyin kızım. Bunun tecili var, tazminatı var, pişmanlığı var. Aç kapıyı. Vicdanında sığınıyorum beyefendi. Şu sabiler için. Peki benim şerefim ne olacak Halil Efendi? Herkes yapsın etsin yanına kar kalsın öyle mi? Mendevur, konuşuyoruz burada. Tabii siz daha iyi bilirsiniz de beyefendi. Bu Yavuz gibilerin ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Allah korusun. Ne olacak? Vurduracak mı beni? Belli mi olur beyefendi? Adamın lakabı katil. Vurdursun. Şerefim daha önemli. Bir canım var. Allah uzun ömür versin beyefendi. Peki beyefendi, müsaadenizle. Müsaade sizin. Siz bilirsiniz ama fazla büyütmeden kapatsanız şu işi. Özür dilesinler. Mahkeme masrafı, avukat, git gel. Ben hepsini göze aldım Halil Efendi. Hadi hayırlısı. Ha, tatile gidiyor musunuz beyefendi? Gideceğiz gelecek hafta. Bir şeye ihtiyacınız varsa verelim. Havlu, terlik. He? Yok yok sağ ol. Ayla Hanım alışverişe gitti kayınvalidemle. Hepsini alacaklar. Apartmanın 2 aylık temizlik malzemesini verelim beyefendi. Parasız. Rüşvet mi teklif ediyorsun? Estağfurullah efendim. Emrinizdeyiz. Nasıl arzu ederseniz nakit de olur. Nerede kaldı acaba? Bu kadar zamanda dünyayı satın alırdı o. Nerede Halil Bey nerede? Ne yapsın adamcağız? Düştük bir katların eline. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun beyefendi. Adalet verir onun kararını, adalet.
Anam. Babacığım anam. Al kucağına şunu, kollarım koptu. Allah razı olsun babacığım. Ne oldu Halil Bey? Yumuşatamadım vicdansızı. Ne dediysem a. Anam. Ah. Anam. Dur be, ne olmuş senin anana? Kızın muayenehanede değil mi? Hastası var Cemil Bey, hastası. Olsun, görüşeceğim. Herkesin derdi başka. Babacığım dinlemedi seni ha vicdansız. Dinlemedi ya. Para bile teklif ettim. Yumuşar o, yumuşar. Hasta gelecek şimdi Cemil abi. Gelsin. Ben beklerim bir köşede. Kızacak bana şimdi. Nerede kızıl? Banyoda. Hayrola Cemil Bey? Bir sorun mu var? Niye geldin? Hiçbir sorun yok. Çok iyi hissediyorum kendimi. Oh! Röportaj yapmaya geldim seninle. Röportaj mı? Evet. Hayatımı kurtaran bir insan olarak romanımda çok büyük bir yer verdim sana. Oo, harika. Roman kahramanı oluyorum demek. Adım ne diye geçiyor? Kızıl mı? Kızıl. Özel hayatını bana anlatman lazım. Kaç kere evlendin? Neden boşandın? Neden geçinemediniz? Hastam var Cemil Bey. Konuşamayız şimdi. Olsun. Arada konuşuruz. Geldi bak. Aç Gül. Açtım açtım. Hem bunlar özel. Niye anlatıyorum sana evlendiğim boşandığım adamı? Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin gelir kaynaklarından biri olamaz? Dinliyor musun? Dinliyorum sahip. Sayıyorum. A. Eyaletlerden toplanan vergiler. Bu olur. B. Öşür vergisi. Bu da olur sahip. C. Haraç ve cizye vergisi. Evet, geçelim. Gümrük vergisi. Gümrük vergisi mi? Ha, tamam, olur. Aferin. Savaş ganimetleri. O olmaz işte. Evet. Hadi oğlum, sınavda da inşallah böyle tıkır tıkır. Güveninize layık olmaya çalışıyoruz sahip. Sınavdan sonra bunların hangisi akılda kalacak acaba? Hangisi sana hayatta lazım olacak? Ezbercilik anne. Biz OYS mahkumları. Salla baş olduk, salla baş. Yazık. Soruya bak. Aşağıdakilerden hangisi Fransız devriminin getirdiği ilkelerin Osmanlı devletini etkilediğine örnek gösterilemez? Fransa olunca devrim, bizde inkılap, farkında mısın anne? Evet, yasak sözcükler. Mora isyanı, Sırp isyanı, Bosna Hersek isyanı, Kabakçı Mustafa isyanı. Kabakçı. Aferin. Anne sen de hem soruyorsun hem saçma buluyorsun. Ne yapayım oğlum? Babamı arayalım mı? Ne yapıyor acaba? Bırak şimdi babanı. İyi ki nezle oldum be oğlum. İyi ki baba. Sağlığınıza. Hadi bakalım. Hadi Leyla. Sağlığına. Oh, babana da içmek için bahane oldu. Ev karantinaya döndü baba. Türkçe sorular bitiyor, sosyal. Sosyal bitiyor, fen. Bunu aldım kaç gündür. Çok yaşa. Sağ ol anne. Eline sağlık. Yemekler çok güzel olmuş. Beğendin mi? Afiyet olsun. Ne güzel işte. Bilge de yok. Otursunlar anaoğul sabaha kadar. Fen, matematik. Kim bu şimdi? Kapıcıdır. Ne münasebetsiz herif. Hep yemek saatinde gelir. Aa Şevket. Anne. Oo abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Gel bakayım büyük sipa. Aklın mı kaldı bizde? Kaldı vallahi. Gel. Abi unuttu mu? Nezleyim ben, nezle. Oo kavunu getirdin abi. He. Rakının yanında iyi gider değil mi baba? Gider vallahi. Hadi otur otur, kesip getiririm. Neler yapmışsın be anne? Hep onunla tabii. Bize olsa yapmazsın. Aşk olsun, niye yapmayayım oğlum? Kıskanma abi, kıskanma. Kıskandım vallahi. Otur otur sipa. Şuradan bardak al. Tamam. Rakı burada. Buz da orada. Hadi bakalım. Tamam.
Özlemişim şu muhabbeti. Mine bir yere gidelim dedi ama sattım ben onu. Annemlerdeyiz bu gece abi, bekar bekara. Oh be, içelim valla. Konserde bulmuşsunuz, harika. İçelim abi, sağ ol ha. Sağ ol ha. Ay şöyle. Çok yaşa. Sağ ol. Şükrü Şükrü. Ne? Televizyon biraz kumlu gösteriyor galiba. Oturun. Evet. Durun. Oturun oturduğunuz yerde. Televizyonumuzdan memnunuz. Ah babacığım, katil geldi, katil geldi. Vay yavru, katil amcan öpsün seni. Çal kapıyı koçum, komşumu öpeceğim. Anam, öpme şu pis herifi bari. Öpeceğim, çal koçum. Hatalıyız birader, kabul et. Vatandaş dileyecek özrünü. Daha beter kızmasın şimdi. Kızsın, öpeceğim komşumu, hediye getirdim, çal. Yanlış anlaşılır abi, adam seni mahkemeye vermiş. Mahkemede de olsak aynı çatı altında oturuyoruz şurada. İnsan komşusunu öpmez mi? Vallahi sen bilirsin abi, ben olsam tek. Tak, çal koçum, öpeceğim komşumu. Tak, buyurun. Açmıyor işte abi, bak. Açmaz gattar, ne vicdansızdır o. Açacak, çal bir daha. Başla. Buyurun, buyurun. Açmazsa penceresinden girer, yine öperim şerefsizim. Hediyemizle geldik kapısına. Buyurun efendim. Küçük bir hediyemiz var sana komşum. Bana mı? Aman efendim, ne zahmet ettiniz. Zahmet yok komşum, hatalıyız. Mahkemeye de versen bizi, özrümüzü dileyeceğiz. Ver koçum. Buyurun. Efendim, ben bunu almasam bu hiç olmadı şimdi. Al komşum, oldu, öpeceğim. Efendim, teşekkür ederim ama davalıyız, öpmeyin. Davasız da olsak öpeceğim. Gel buraya. Safi Bey, ay ne yapıyorsunuz kocama, eli boğacak gibi. Öpüyorum yengeciğim, gel seni de öpeceğim. Ay istemez. Kaçma, öpeceğim. Aynı çatı altında küslük olmaz. Tabii canım, aynı çatı altında insan komşusunu öpmez mi? ÖYS'ye 5 gün kala biz de aynı çatı altında sorularımızı öpüyoruz. Fen, Türkçe, matematik, ezber.